''Hocam bu ek fiil belası da ne? Bizi kurtar şundan.'' diyenleri duyuyorum. Çok kolay. Bir cümlenin yüklemini bul, yüklem fiil mi değil mi oradan bakmaya başla. Bu iyi bir başlangıç. Mesela ''Her şey için hazırdım o an.'' derken yüklem buradaki kelime. Ama hazır sözcüğü kesinlikle bir yüklem ama fiil değil. Ben bir önceki derste demiştim ki ''Yüklem fiil olmak zorunda değil.'' İsim soylu sözcüklerde yani fiil dışındaki herhangi bir sözde yüklem olabilir. Tek şartı var bunun ek fiil almak zorunda. İşte şurada hazır idim şeklinde ayrı okuyabileceğim şu idi var ya biz buna ek eylem diyoruz işte. Bunun görevi nedir? Eklendiği şu isim soylu sözcüğün cümlede ne olmasına yardımcı olur? yüklem olmasına. Bak burada şey demek istemiyorum. Bir ismi fiile çevirdik. İsimden fiil türettik demek istemiyorum. Burada söylemek istediğim şey bir ismin cümlede öge olarak yüklem olması. O hala isim. Asla bir fiile falan dönmedi ama cümlede yüklem olmayı başardı. Bunu neye borçluymuş? İşte buradaki idiye yani ek fiile. Bu arada unutma. Sözcüğün tamamı ek fiil değil. Aldığı ek ek fiil. Adı üzerinde ek fiil. Peki, ülkemizin en uzun nehri Kızılırmaktır derken burada ne olmuş? Kızılırmak sözcüğü de bu sefer aldığı dır ekiyle oradaki de değişmiş sertleşmiş falan aldığı dır ekiyle bu sefer bir isim yüklem olmuş. Hala bir isim hala bir özel isim ve cümlenin yükleme olmayı başarmış dır ekiyle beraber. Peki hemen şu ikisiyle ilgili aklımızda bir şey şekillensin. Ek eylemin görevlerinden biri nedir? Ek eylem eklendiği isim soylu sözcükleri cümlede yüklem yapar. Nedir ek eylem olarak karşıma çıkabilecek şeyler? İşte buradalar idi. imiş ise ve dır. Bu ek grubu bir isim soylu sözcüğe gelip yüklem yapabilir. Bunlara ek eylem deme şansımız var. Peki özellikle şu birkaç tanesine yıldız koyduklarıma dikkat et. idi, imiş ve ise. Bunları bir önceki dersten hatırlıyor olabilirsin. Hani fiillerde birleşik çekimli fiil demiştik. Bir kipten sonra hikaye birleşik zaman, rivayet birleşik zaman ve şart birleşik zaman gibi bir şeylerden bahsetmiştik ya. O idi, imiş, ise değil mi bu? Aynen öyle. Peki orada bir isme değil de bir fiile gelmişti. Tıpkı şurada olduğu gibi. Dikkat et. Bak şimdi bir şey söylüyor. Beklemek bir fiil. Üzerine ben onun bir kipeki getirdim. Bu nedir? Geçmiş zaman kipeki değil mi? Onun da üzerine şuradaki ti yani idiyi getirdim daha da üstüne artık kişi şey eki getiriyorum. Şuradaki id'inin görevini konuşacağız. Bu bir ek fiil. Yazalım şuraya. Demek ki oradakiler aslında birer ek fiilmiş. Peki bunun görevi dikkat et söyleyeceğim şeye. İsmi yüklem yapmak mı? Yoksa hayır hocam bir fiile geldi. Fiili kipten sonra Birleşik zamanlı yaptı mı demek gerekir. Tam olarak böyle. Ek eylemin dilimizde iki karşılığı var. İdi, imiş, ise ve dır dediğimiz eklerin tamamı isim soylu sözcükleri cümlede yüklem yapmaya yardımcı olur. Bu birinci görevi. Ve idi, imiş, isenin yani bu üçünün sadece bir görevi de fiile. Kip ekinden sonra gelip. Tıpkı şurada olduğu gibi o fiili hikaye birleşik zaman, rivayet birleşik zaman ya da şart birleşik zaman fiil haline getirmek. Yani fiili birleşik zamanlı yapmak. Umarım bu iki görev kafanda iyice oturmuştur. Hadi devam edelim. Acaba ek fiilin buradaki görevleri nedir? Hemen kendini denemeni tavsiye ederim. Bu sabah annesi sınıftaydı derken sınıfta sözcü kesinlikle isim soylu bir sözcük. Sınıf bir isim. D da iki de sadece bir hal eki. Bir şeyleri değiştirme gücü yok. Ama sona gelen dığıyı idi diye ayırmak mümkün idi imiş ise diye ayırabildiğin her ek kesinlikle ek eylemdir. Mesela zamanında geldi dediğinde onu geldi diye ayıramazsın. Zamanında gelmişti bunu gelmiş idi diye ayırabilirsin. Demek ki idi e, ya da değil. Bu bir ek mi değil mi? Ayırt etmenin bir yolu da bu. Biz burada ne yaptık? İsim soylu bir sözcüğü cümlenin yükleme hale getirdik. Bir önceki slide'daki birinci görev bu değil mi? Ülkemizin en uzun nehrini soruyordu derken sormak bir fiil. Şimdiki zamanın üzerine idiyi getirmişim. Yani bir kipten sonra idiyi kullanarak fiili birleşik çekimli yapmışım. Burada da ikinci göreviyle kullanmışım. Kış bu yıl erken gelmeseydi bari derken gelmezse fiili. Şurada dilek şartın üzerinde idiyi görüyorsun tekrar. Gelmemek bir fiil. Bu olumsuz bir fiil fark etmez. Üzerine dilek şart ki peki getirmişim. Kipin üzerine idiyi tekrar getirmişim. Bu da yine fiili birleşik çekimli yapmış. Burada da ikinci göreviyle kullanmışım diyebiliriz. Ek eylemin görevini sorsalar keşke.